Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve ortaya çıkışı ile ilgili değişik sorunları ele aldıktan sonra bu videoda konuyu biraz daha ayrıntılandırmak üzere belli konuları ele alacağım. Bu videoda ve sonraki birkaç videoda ele alacağım temel konu hayvan dili ve hayvan dilinin insan diline gelişmesindeki evrimsel geçiş aşamaları. Söylediğimi bazıların karşı çıkabilir. Hayvanlarda dili olmadığını, dilin insana özgü bir yeti olduğunu, dolayısıyla hayvanda iletişimle ilgili belli olanakların ve becerilerin olsa da buna dil denilemeyeceğini öne sürmek pekala mümkün. İster istemez dili nasıl tanımladığınıza gelip dayanıyor. Bu konuda değişik sözlüklere, felsefe sözlüklerine ya da kapsamlı sözlüklere baktığınızda birçok tanım göreceksiniz. Bu tanımlar arasındaki ayrıntılara girerek konuyu dağıtmak ya da bu kadar ayrıntıyla ilgilenmeyen arkadaşlar için pek cazip olmayabilir. Dolayısıyla ben bunları geçiyorum. Yetersiz de olsa hayvanlarda belli bir dil olduğunu ve insan dilinin de hayvanlardaki bu dilsel beceri ve yeteneklerden evrimleşerek geliştiğini anlatmaya çalışıyorum. Zaten daha önce sık sık vurguladığım gibi Darwin'ci evrim teorisi bize bunu koşul olarak koyuyor. Yani Darwin'ci evrim teorisine göre herhangi bir organ, işlev, beceri ya da davranış daha basit biçimlerden bugünküne aşamalı bir şekilde evrimleşmesi gerekiyor. Bu kesintisizlik olmadığı zaman zaten işin içine deyim yerindeyse üç harfliler giriyor. Birdenbire insanda akıl ortaya çıkıyor. Birdenbire konuşma yetisi çıkıyor. Başka hiçbir canlı da yok. Dolayısıyla insan yani bu dünyaya fırlatılmış, benzersiz, ne olduğu bilinmeyen bir canlı konumuna getirilmiş oluyor. Tabii biz yöntemsel olarak böyle bir anlayışa ben katılmıyorum. Şimdi hayvanlarla ilgili hayvan iletişim sistemlerini ya da hayvan dilini incelerken birkaç noktaya öncelikle vurgulamak gerekiyor. O da şu, zaten dilin kökeniyle ilgili mevcut teorilerin en büyük eksiklerinden birisi de bu. Yani nedir? Dili esas olarak insanın bugünkü konuşma yetisine ve becerisine dayalı olarak bir dil kavramı, dil anlayışı kafaya oturtmak ve bunun hayvanlarda ne ölçüde olabildiğine, olup olmadığına bakmak. Dolayısıyla da oradaki kıyaslamadan insan dilinin benzersizliğine vurgu yapmak. Benim burada dikkat çekmek istediğim ilk kavram şu. Şimdi değişik hayvanların farklı yerlerde, farklı biçimlerde yaşadıkları ortamlar var. Örneğin çocukların sık sık yaptıkları böyle zıpır bilmecelerden birisini sorayım. Konuya belki o zaman daha iyi anlarsınız. Örneğin şöyle bir soru soruyorlar. Kutup ayısı pengüveni neden avlayamaz? Şimdi birçok insan değişik şeyler düşünüyor. Tabii burada bir zıpırlık olduğunu düşünüyor ama sorunun yanıtı şu. Avlayamaz çünkü kutup ayısı kuzey kutbunda yaşar. Penguen de güney kutbunda yaşar. Aralarında on binlerce kilometre fark var. Dolayısıyla bir kutup ayısının pengüveni yakalama şansı yoktur. Avlayamaz yani. Peki ama bu bize neyi gösteriyor? Bu bize aslında şunu gösteriyor. Demek ki belli hayvanlar ancak belli ortamlarda yaşayabiliyorlar. Yani kutup ayısı eskiden dünya belki bilenler vardır. Eskiden bütün dünya tek bir kıtaydı. Daha sonra bunlar Pangea ve Gondwana diye iki kıta oluştu. Sonra bu kıtalar birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar. Örneğin Güney Amerika, Avrupa ve Asya, Afrika ve Avrasya'dan uzaklaşmaya başladı. Dolayısıyla bizim bugün gördüğümüz o kıtalar, denizler, okyanuslar falan milyonlarca yıldan oluşan bir süreç. Şimdi bu milyonlarca yılda oluşan süreçte dünyanın değişik noktalarında değişik hayvanların yaşadıkları değişik ortamlar oluştu.
Şimdi bu ortamlara ilişkin de iki tane kavram var. Birisi habitat kavramı, birisi de ekolojik niş kavramı. Şimdi habitat aslında doğal çevreye daha yakın bir kavram ve bir bölgedeki özellikle de fiziksel, iklimsel, bitkisel ya da hayvansal yani faunanın ve floranın birlikte yer aldığı bir ortamı anlatıyor. Ekolojik niş ise böylesi bir habitatta yer alan belli bir hayvanın yaşayabilme ilişkilerinin bütününe diyoruz. Burada avcı ilişkisi, o hayvanın davranışları, şunlar bunlar hepsi birbirine kopmaz biçimde bağlı. Şimdi örneğin biz hayvanlarda iletişim olup olmadığını anlarken, anlamaya çalışırken bu ekolojik nişlere çok dikkat etmek zorundayız. Neden dikkat etmek zorundayız? Birkaç basit örnekle size bunu anlatayım. Örneğin pandaları hepiniz bilirsiniz. Şimdi pandalar o kadar özel bir hayvanlar ki bunlar Çin'in çok sınırlı, özellikle bambuların doğal ortamda yetiştiği bölgede ve dağlık bölgelerde yaşayan bir hayvanlar ve bunların geliştikleri yerlerde hemen hemen başka hiçbir tür yok. Peki bir panda nedir? Panda dişleriyle bambu yer. Yani bambuyu pandadan başka yiyebilen pek bir canlı yok. Fakat panda bambuyu yemek için ne yapıyor biliyor musunuz? Bir günde yaklaşık 12-14 saat bambu kemirmek zorunda. Şimdi gününün 14 saatini yakınını bambu kemirmekle harcıyor. Yediği bu bambunun panda yaklaşık yalnızca beşte birini sindirebiliyor. Dolayısıyla bu hayvancağızın bütün gün yapması gereken şey bambuları kemirmek. Şimdi böylesi bir yaşam ortamı olan bu hayvanın başka türlerle, kendi türdeşleriyle doğru düzgün ilişki kurması çok zor. Ve nitekim pandalar çok böyle çekingen, kendi içlerinde yaşayan, birey olarak yaşayan hayvanlar. Dolayısıyla sanayileşmeyle birlikte pandaların biliyorsunuz yok olma tehlikesi altındalar ve çok özel çabalarla ancak varlıklarını sürdürebiliyorlar. Şimdi böylesi bir hayvanın iletişim ihtiyacını düşünün. Bir de bir insanın iletişim ihtiyacını düşünün. Şimdi pandanın değişik bir örneği, örneğin Amerikan pumalarıdır. Bir pumanın yaşadığı ekolojik nişte varlığını sürdürebilmesi için denetim altında olması ve koruması gereken alan yaklaşık 450 kilometre karedir. Yani bu kadar geniş bir alanı kontrol etmek zorunda bu hayvan. Ve dolayısıyla pumalar da son derece yalnız, hiçbir iletişimi ve böyle bir gereksinimi olmayan hayvanlar. E peki şimdi bir panda ile ya da bir puma ile onun iletişim becerileriyle insanı ya da başka türü nasıl kıyaslayacağız biz? Ya da size örneğin hepinizin belgesellerden bildiğini aslanlara örnek verelim. Biliyorsunuz belgesellerde sık sık duymuşsunuzdur. Erkek aslanlar doğru düzgün avlanmazlar, dişiler avlanır. Çünkü onların bir kolonileri vardır. Peki erkek aslanlar ne yapar? Erkek aslan yaklaşık günde 20 saat uyur arkadaşlar. Başka da bir şey yapmaz. Yani çiftleşmenin dışında. Dolayısıyla şimdi dikkat ederseniz her hayvanın bulunduğu ortamda yaşadığı bir yaşam tarzı var. Şimdi buna basit bir örnek olarak aykırı bir örnek daha vereyim. O da bildiğimiz kene. Yani dişi bir kene belli bir olgunluğa geldikten sonra bir ağacın ya da çalının üstüne çıkar. Burada beklemeye başlar. Neyi bekler? Altında gelip yatacak ya da oradan geçecek bir memeli yani sıcakkanlı bir hayvanın olmasını bekler. Bu sıcakkanlı hayvan altına ağacın altına denk gelirse kendisini oradan aşağıya bırakır. Hayvanın tüylerine tutunabilirse vücuduna yapışır ve orada kan emmeye başlar. Kanını emdikten sonra şişer.
Kısa bir süre sonra yumurtlar, daha sonra da düşer toprağa ve ölür. Peki bir kene, dişi bir kene, bir çalının ya da bir ağacın üstünde ne kadar bekler? 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 1 ay, 1 yıl bekler mi? Evet, bekler. Bazen örneğin aşağıya atlar. Bu aşağıya atlaması için de 2 tane koşul gerekir. Kenenin dış dünyaya ilişkin tepki verdiği 2 tane koşul vardır. Birisi ısı, yani canlı bir organın, hayvanın vücudundan yaydığı ısı. En önemlisi de o sıcaklık yayan şeye gidebilmesini sağlayan bütürik asit. Bizim derimizde de olan bütürik asit diye bir kimyasal bileşik var. Ve kenenin tepki verdiği tek olay bu. O sadece bütürik asit kokusuna gidebilir. Çünkü bu hayvan aynı zamanda kör ve sağırdır. Yani görmez ve işitmez. Dolayısıyla şimdi görmüyor, işitmiyor, ısıya duyarlı ve yalnızca bütürik asit kokusunu algılıyor. Peki bir ağacın ya da çalının üstünde bu dişi kene ne kadar kalır? Demin söyledim. 1 yıl, hayır. 2 yıl, 3 yıl, hayır. Tam 18 sene orada bekleyebiliyor. Birçoğunuza belki inanılmaz gelecek ama internetten kontrol edebilirsiniz. Dolayısıyla şimdi bir kenenin yaşam tarzını düşünün. Kör, sağır, sadece bütürük asite tepki verebiliyor ve ısıya tepki verebiliyor. Öyle hızlı hareket etme yeteneği yok. Yalnızca ağacın üstünde bir kurbanın gelmesini bekliyor. Şimdi böyle bir hayvanın iletişim becerileri ya da iletişim yeteneğini sorgulayabilir miyiz? Onun iletişim yeteneği 2 tane koşula bağlı ve 18 sene bu şekilde bekleyebiliyor. Şimdi buna benzer başka birçok hayvan var. Konuyu daha fazla uzatmayayım. Örneğin ağızsız duyan, ağızsız doğan güveler var. Bu güvelerin hiç ağzı falan yok. Yani doğduktan sonra ölmeye mahkumlar. Ama onlar da belli bir yaşamı sürdürüyorlar. Yani genetik yapılarını, DNA'larını bir sonraki kuşağa aktarabilmek için belli çabalar içerisinde giriyorlar. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Demek ki biz hayvanlardaki iletişim sistemlerinden bahsedeceksek, bunlarla bu konulara gireceksek, her hayvanın yaşadığı habitatı ve bu yaşadığı habitatta oluşturduğu ekolojik nişte hangi kondisyonda olduğunu bilmek durumundayız. Şimdi biraz önce kutup ayısı örneğini verdim. Kuzey kutbunda yaşıyor. Kutup ayısını kuzey kutbundan alıp başka bir yere koyduğunuzda, yani güney kutbunun dışında, yani ılıman bölgelere, Afrika, Avrupa'ya, Akdeniz bölgesine ya da Arabistan'a götürün, bu hayvan orada yaşayamaz. Demek ki her hayvanın böyle bir nişi var, ekolojik nişi ve yaşadığı bir habitat var. Şimdi buradan baktığımız zaman işte değişik hayvanların iletişim sistemlerinin nasıl geliştiğini anlamak için onların hangi ortamlarda ve nasıl yaşadıklarını da göz önüne bulundurmak zorundayız. Şimdi dilin, bugünkü anladığımız anlamıyla dilin bir takım özellikleri var. Biz dil vasıtasıyla ne yapıyoruz? Saymaya başlayalım. Bir, örneğin karşımızdaki kişiye ya da hayvana, karşımızdakine yani, duygularımızı ifade edebiliyoruz dille. Emir, istek ve arzularımızı ifade edebiliyoruz. Bilgi verebiliyoruz. Aynı şeyleri belirli ölçülerde hayvanlar da yapıyor. Örneğin belli hayvanlar yırtıcıların gelmesini birbirlerine çığlıklar atarak haber verip onları uyarabiliyorlar. Özellikle kuşlarda, maymunlarda, primatlarda bu çok sık görülen bir davranış. Hatta bu çığlık atanlar bu şekliyle kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar.
Çünkü saldırgan önce onlara yöneliyor bu sefer. Ama buna rağmen bu davranış sürdürülebiliyor. Peki değişik hayvanlar, demin anlattığım gibi, temelde bunların ihtiyaçlarını biz birçok hayvanın yaşam tarzını şöyle. Bir kere karınlarını doyurmak zorundalar, enerjiye almak zorundalar. İkincisi, varlıklarını sürdürmek için güvenlik ihtiyaçları var. Bunun için barınmaları gerekiyor, bir yuva edinmeleri gerekiyor. Daha sonra üremeleri gerekiyor. Çünkü hayvanlarda bu faaliyet de belirgin bir şekilde görüyoruz. Çünkü bunların tümü olması, bir türün hayatta kalması mümkün değil. Artı bu tür yapacağı faaliyetler açısından belli şeyleri öğrenmek zorunda. Bunun için örneğin oyun oynayabilir, alıştırma yapabilir, türdeşleriyle bir takım şeyler yapabilir. Bu da bir ihtiyaç. Şimdi bütün bu ihtiyaçlara bağlı olarak değişik türler, değişik iletişim biçimleri geliştirmişlerdir. Örneğin bakteriler. Bakterilerin, ki bakteriler biliyorsunuz tek hücreli canlılar. Fakat bir bakteri bulunduğu ortamda başka bir ortama geçebilmek, besine ulaşmak ya da zararlı zehir etkisi yapabilecek ortamlardan kaçabilmek için belli davranışlar geliştirir. Peki bunları neye dayanarak yapar? Buna biz kemotaksi diyoruz. Yani kimyasal uyaranlarla bu tepkilerini belirtir. Yani örneğin diyelim bir sıvının içerisine incecik bir tüp koyduğumuzda o tüpün içinde şekerli bir besin varsa o suyun içerisinde rastgele dolaşan bakteriler bir süre sonra o besine gelmeye başlarlar. Peki bunu nasıl hallediyorlar? O kendi hücre zarlarında bulunan belli kimyasal ileticiler o besinin kokusunu alıyor. Kokusunu alıyor demeyeyim de kimyasal olarak onu suyun içerisindeki çözelti yoğunluğuna bakarak o tarafa doğru yönelebiliyor ya da kaçabiliyor. Bu bir bakteri açısından çok basit bir şey ki bakteride sinir sistemi, duyu organı şudur hiçbir şey olmadığı için bu bile bizim için bir şeydir. İkinci bir yönelim, örneğin bitkilerde görüyoruz, fototropi diyoruz biz ona. Yani bir bitki tohumunu yere attığınız zaman, toprağa gömdüğünüz zaman kökleri aşağıya, üst tarafı da yukarı doğru hareket eder. Çünkü bu hareketleri yapması için gerekli kimyasal ve organik moleküllerin bileşimine sahiptir. Peki başka ne var? Örneğin karıncalar. Karıncalar biliyorsunuz toplumsal hayvanlardır ve hep birlikte bir takım koloniler oluştururlar. Örneğin bazı başka küçük hayvancıkları köleleştirirler. Mantar yetiştirme tarlaları yaparlar. Çok olağanüstü bir yuvaları vardır. Bu yuvalara yapraklar ve değişik besinler götürürler. Peki bu besinleri bulurken ya da bu besinleri tercih ederken birbirlerine yardımlaşırlar, yol gösterirler. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu feromonlar dediğimiz kimyasal salgılarla yaparlar. Yani bir bu Hansel ve Gretel öyküsünü düşünün. Anne babaları Hansel ve Gretel'i ormana bıraktığı zaman çocuklar yollarını bulabilmek için ne yapıyorlardı? İşte fasulye tanelerini yola bırakıyorlar. Sonra dönüşte o fasulye taneleriyle evi buluyorlardı. Ama daha sonra ikinci bir denemede kuşlar o fasulye tanelerini yedikleri için ormanda kayboldular. Şimdi karıncalar ya da benzeri özellikle farelerde ve başka hayvanlarda bu feromonlar dediğimiz kimyasal bileşikler de içeren salgılarla yani hormonlarla yön bulma ve birilerine haber iletme ya da birilerine meramı anlatma özelliği örneğin bizde de var. Nasıl var?
bizde olduğunu örneğin çoğu insan tabii farkında değil ama yapılan bir deneyde örneğin işte erkeklerin deneye katılacak 10 tane erkeğe tişört veriliyor. 3 gün bu tişörtleri giymeleri, yıkanmamaları söyleniyor. Daha sonra bu tişörtler değişik kadınlara koklatılıyor. Bu tişörtleri koklayan kadınların çoğunluğu ki yapılan şeyde kendi genetik yapılarına uzak olan erkeklerin kokularını çekici buluyorlar. Kendilerine yakın olan akrabaları ya da yakın genetik yapıda olanları itici buluyorlar. Peki bu nedir? Bu evrimsel bir düzenektir. Bu kadınların hiçbirisi yaptıkları tercihin bilincinde değiller. Ama milyonlarca yılda evrimleşmiş böylesi bir koruma mekanizması var. O koruma mekanizması da şu, biliyorsunuz yakın akraba evliliklerinde doğacak çocuğun sıkıntılı olması, yani bir takım hastalık ve eksikliklerden muzdarip olmaması için genellikle yakın akraba evliliği önerilmez. Ve genellikle de hayvanlarda olsun, insanlarda olsun içgüdüsel olarak bu durumdan kaçınma diye bir eğilim vardır. Peki bu kadınlar bunu nasıl yapıyorlar? Onu bilmiyorlar. Belki bilim adamları bunu tam olarak açıkladılar mı onu da bilmiyorum ama en azından bu kadınların kendilerine, kendi çocuklarının selameti açısından doğru karar verdikleri çok açık. Demek ki yani bu şekilde istek, arzu ve şeyleri ifade etmek de pekala mümkün olabiliyor. Peki hayvanlar arasında iletişimde başka neler var? Basit bir örnek olarak arılardan söz edebiliriz. Biliyorsunuz arılar da toplumcu hayvanlar. Gün boyu polen peşinde koşuyorlar. Çok uzak mesafelere gidebiliyorlar. Bir arı kovandan diyelim 8, 10 hatta daha fazla kilometre uzaklaşsa bile kovana dönüp bulduğu bir polen kaynağını diğer arılara anlatabiliyor. Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarda bunun nasıl olduğunu da öğrendik. Arılar bunu dans ederek birbirlerine anlatıyorlar. Yani çok uzaktaki bir besin kaynağını bulan arı kovana geliyor. Kovanda kendi türüne özgü bir dans yapmaya başlıyor. Bu dansın aslında bir havada 8 rakamını çizmeye benzediği ve bu 8 rakamını çizme sayısını belirterek uzaklığı bile anlatabildiği söyleniyor. Demek ki buradan da şuna geliyoruz. Sadece arı örneği verdim ama başka birçok hayvanda, böceklerde özellikle bu tip yetenekler var. Dolayısıyla dans etme de iletişimin bir biçimi. Başka evrimde yükseldikçe, evrimsel basamaklarda yükseldikçe bu tip böyle zorunlu gibi yani kimyasal hormonal salgılara ya da işte yapılan danslara ya da işte kimyasal bileşiklere duyulan ihtiyaç bunlar sayesinde yapılan iletişimin daha karmaşık biçimlere evrimleştiğini biz görebiliyoruz. Bunu aslında evcil hayvanı olan arkadaşlar çok iyi bileceklerdir. Yani örneğin özellikle köpekler, çünkü köpekler aslında insanın köpekleri evrimleştirdikten sonra kendisine en yakın canlı olarak kendisine en yakın özellikleri bilinçli bir şekilde seçme sonucu köpekler bugün bizlerin yaptığı birçok davranışı kolaylıkla yapabilen hayvanlardır. Ama kediler bize uzaktır. Biraz daha uzaktır. Kedilerin çünkü evcilleştirilme hikayesi biraz daha farklı olduğu için kediler özellikle tahıl ambarlarını korumada farelerle avcılık yetenekleri nedeniyle esas olarak evcilleştirildiği söyleniyor. Dolayısıyla ama köpeklerin onlardan daha gelişkin olmaları onlardaki
iletişim becerisinin daha fazla olmasını yol açmış. Buradan da şunu anlıyoruz ki demek ki değişik hayvanların iletişim becerileri yalnızca onların DNA'larındaki genetik kodlarında yazılı davranışlarla sınırlı değil. Öğrenmenin de bunda büyük rolü var ve köpekler bu konuda çok başarılılar, birçok şey öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla köpeklerden daha ileriye gittiğimiz zaman işler daha da karmaşıklaşıyor. Nasıl karmaşıklaşıyor? Örneğin bilim tarihinde değişik örnekler var. Yeri geldim bunlardan söz edeceğim ama şimdi burada uygun bir anı geldiği için akıllı Hans olayı diye bir olay var. 19. yüzyılın başlarında. Almanya'da oluyor bu. Bir atın terbiyecisi ortaya çıkıyor, diyor ki benim atım diyor çok akıllı diyor. Buna diyor matematik problemleri toplama, çıkarma, çarpma ne söylersen anında ayağını yere vurarak bunları size söyleyebiliyor diyor. Tabii önce gülünüyor falan. Sonra deneyler yapılıyor, bakılıyor evet. Yani diyelim işte atıyorum 20 çarpı 12 kaçtır diyorsun. Hayvan işte o kadar süre ayağını vuruyor. İşte 10'dan ya da işte 40'tan o 28'i çıkar kaç kalır diyorsun. 12 kere vuruyor. İşte şudur budur. Allah Allah, bu gösteri yapmaya başlıyor. Sirklere çıkıyor. Giderek bir fenomene dönüşüyor akıllı Hans olayı. Ve tabii birkaç tane bilim insanı bu meseleye kafa takıyorlar. Aylarca araştırma yapıyorlar ve en sonunda akıllı Hans'ın sırrını keşfediyorlar. Akıllı Hans'ın keşfi de şuna dayanıyor. Akıllı Hans karşısında soruyu soran kişiye ya da bakıcısına yüzüne bakarak onun yüz hareketlerinden, tepkilerinden yani belirgin olmasa da onun ruh halini okuyabilerek, sezgileri o kadar güçlü. Çünkü bazı hayvanlarda bu yetenek vardır. Dolayısıyla örneğin soru soruluyor. Diyelim işte 40'tan 28'i çıkar. Akıllı Hans işte ayağını vurmaya başlıyor. 1, 2, 12'ye geldiği zaman soruyu soran ya da işte bakıcısı artık hangisi ise o tamam heyecanı geliyor. Evet burada duracak şimdi diyor. Ve tık diye hemen orada duruyor. Yani akıllı Hans'ın matematik toplama çıkarma falan yaptığı yok. O sadece karşısındaki insanların tepkilerini olağanüstü becerikli bir biçimde okuyabiliyor. Konuya buradan girdim. Örneklerle belki biraz sohbeti uzatmış oldum ama umarım bir sonraki videoda konuyu daha da toparlayabiliriz. Çünkü hayvan iletişimi ile ilgili bu konuyu birkaç videoda devam etmek istiyorum.